Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz Future Perfect Continuous. Future Perfect Continuous dediğimiz zaman öncelikle bir tanımına bakalım. This tense describes an action that has been in progress for a duration of time before another event or time in the future. Tanımdan da anlayacağımız üzere ve isminden de bu tense tamamen gelecekle alakalı bir olay olacak. Hatta iki tane olay veya bir zamanla kesilmiş olması gerekiyor. Yani Türkçe'de de yapıyor olacağım şeklinde ya da yapmış olacağım şeklinde çevrilebilir. Örneğe bakalım. By the time he finishes law school, we will have been living in the USA for 8 years. Benim elimde iki tane olay görüyorum bu cümlede. Birincisi bu okulun yani hukuk okulunun bitirmesi o kişinin. Ki bu çok daha ileri bir tarihte. Bir de daha öncesinden başlayan bir eylemim var. O da Amerika'da 8 yıldır yaşıyor olması. Dolayısıyla arada geçen zaman bize daha doğrusu belirtmemiz gerekirse Future Perfect Continuous kullanmamız gerekir. Yani cümlemizin anlamı o hukuk fakültesini, hukuk okulunu bitirmeden önce 8 yıldır Amerika'da yaşıyor olacaktır şeklinde ifade ediyoruz. Yani mutlaka bir süreyi vurgulamamız gerekiyor. Burası Future Perfect'ten ayrıldığı nokta çünkü. Future Perfect'e yine bakalım tekrar iki örnek üzerinde yine değerlendirelim. Yine şeklimizde görüyoruz ki bizi ilgilendiren kısım tamamen future dediğimiz yani gelecek kısım olduğunu görüyoruz. Gelecek bir tense ifade ettiğini. Sarah will have been talking for an hour by 8 o'clock. Şimdi 8'den önce 1 saattir konuşuyor olacak. 1 saat 8'de olma olayı var. Bir de daha öncesinde başlamış olan konuşma eylemi var ki bu da yaklaşık 1 saat sürecek. Buradaki süreç beni ilgilendiren. Aşağıdakine bakalım hemen. By the end of the race, yarışın sonundan önce, yarıştan önce ben 6 haftadır koşuyor olacağım. Doğal olarak yine ne var? Yarışın sonlanması olayı var. Çok daha ileride bir olay. Ve yine aynı şekilde süreç belirten 6 haftadır ondan daha önce başlamış yine bir koşma olayı var ki bu da yine 6 hafta sürüyor. Bu şekilde ifade edebiliriz. Şöyle baktığımız zaman yani olumlu olumsuz soru cümleleri nasıl yapılır yapısına baktığımız zaman biraz uzun bir yapısı var. Subject dediğimiz öncelikle yapıyı kullanıyoruz. Daha sonra will have been yapısı görüyoruz. Hepsinde göreceğiz ve aynı zamanda fiilin yine ing form dediğimiz bir formunu göreceğiz. Örneğe bakalım. She will have been learning French for 2 weeks. 2 haftadır. Fransızca öğreniyor olacağım şeklinde bir çeviri yapmış. Will, have, been ve ing'yi kullanmış. Olumsuzlara baktığımız zamansa not görüyoruz. Her zaman olduğu gibi yardımcı yani auxiliary verb dediğimiz will'in hemen yan tarafına geldiğini görüyorum. Won't şeklinde de yapabilirsiniz. Burada won't olarak da ifade edilebilir. Peki soru olarak baktığımız zaman will tabii ki yardımcı fiil olarak en başa getirdiğimi görüyorum ama yapıda herhangi bir değişim yine yok. Devam edelim. Future Perfect Continuous Tense'de iki şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Cümle kurarken, cümle yaparken öncelikle birinci cümlem benim mutlaka özel bir an ya da işte belli bir zaman, saat ifadesi verebilir. Bunu yaparken mesela saat 2'den önce ya da 2021'den önce ya da 2050'den önce gibi bir ifade, 2050'lere gelmeden önce gibi bir ifade verilebilir. Veya aksine bir fiille, bir eylemle de bunu gerçekleştirebilirim. Örnek verelim. Yine o geriye dönmeden önce yani o dönmeden önce tüm gün evi temizliyor olacağım şeklinde bir yapı kullanmış ve zaman belirtmektense onun yerine bir fiil kullanmış. Üsttekine baktığımızda ise yarın
ifadesini görüyorum. Bu da zaman zarfıdır. İki şekilde de kullanılabilir. Dikkat etmemiz gereken nokta Future Perfect Continuous Tense'in gelecekteki herhangi bir yani ifade tekrar yaparsak şöyle bir sayı doğrusu çizdiğimizi düşünelim. Gelecekte bizim için bir burasının şimdi olduğumuz zamanı, burayı geleceği, bu tarafta geçmiş olduğunu düşünürsek eğer future action yani diğer bir burada olayların tamamı burada oluşuyor, burada meydana geliyor ve iki eylem gerekiyor, iki zaman zarfı gerekiyor bana. Ama şunu da unutmamalıyım ki bu hatta geçmişte bile başlamış olabilir. Yani şuradan gelip yine geleceğe kadar da sürmüş bir eylem olabilir. Bu konuda bir problem yok. Şimdi Future Perfect Continuous Tense'de bazı örneklere bakalım nasıl kullanıldığına. By next week the tourists will have been occupying the hotel for 10 days. Ne yapmış? Gelecek hafta hemen zaten gelecek olduğunu anlıyorum. Gelecek haftadan önce turistler 10 gündür bu otelde rezervasyon yaptırmış da kalmış oluyor şeklinde bir cümle. Diğer cümleye bakarsam by the end of November Jack will have been studying at the university for 4 years. 4 yıldır daha doğrusu Kasım'ın sonundan önce yani Kasım bitmeden diyor ki Jack bu üniversitede 4 yıldır okuyor olacak. Öncelikle bize bir hedef göstermiş. Yani Kasım'ın sonu gibi bir zaman zarfı vermiş. Ve ondan önce de bitecek olan ve süreç gerektiren bir eylemi de ifade etmiş. Future Perfect Continuous Tense'e geldiğimiz zaman, yani baktığımız zaman evet Will'i görüyorum. Ama aynı şekilde Will'le beraber am is are going to yapısını da hatırlayalım. O da tıpkı will gibi gelecek zamanda kullanılan bir ifadeydi. Burada anlamsal olarak hiçbir farkını olmayacak. Birbirlerinin yerine kullanılabilecekler. Will yerine hemen ne getiriyorum? Is going to ya da are going to şeklinde burada da görüldüğü üzere getirebilirim. Yine herhangi bir olumsuzluk yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Bütün gördüğünüz gibi kural aynen yukarıdakiyle aynı şekilde devam ediyor. Sadece will yerine am is are going to'nun geldiğini bilelim. Burada da örnekler zaten verilmiş. Anlam olarak baktığımızda ama öncelikle şunu bir hatırlayalım. Will işte daha çok plansız eylemler, be going to planlı eylemler için kullanılır derdik. Ama future perfect continuous'ta böyle bir şey söz konusu değil. İkisi de birbirinin yerine kullanılabilir. Herhangi bir fark yoktur aralarında. Kullanımlardan ikinci bir kullanım olarak genelde continuous'larla alakalı ifade ettiğimiz bir kuralı, bir kullanımı tekrar burada da ifade edelim. Burada örneklerden gidelim. Hemen daha doğrusu bakıyorum. Cause and effect yani sebep-sonuç ilişkilerinde kullanılabildiğini söylüyor. Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour. Jason eve geldiği zaman çok yorgundu. Çünkü yorgun olacak. Bir saattir koşuyor olacağını söylüyor. Gelecekle alakalı. Claudia'nın İngilizcesi mükemmel olacak. Ne zaman? Almanya'dan döndüğü zaman. Çünkü işte diyor 2 yıldır Amerika'da İngilizce çalışıyor olacağından dolayı. Hatırlamamız gereken bazı noktalar var bu tense ile alakalı. Biraz onlardan bahsedelim. Aslında her tense kullandığımız gibi, her tense biliyorsunuz ifade etmiştik. Nedir onlar? When, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless gibi kalıplardan sonra, bağlaçlardan hemen sonra gelen cümlede hiçbir şekilde ne kullanılmaz? Will have been working gibi bir kullanım olmaz. Bunu mutlaka hatırlayalım. Diğer bir hatırlamamız gereken nokta da non-continuous
Continuous verbs, yine diğer continuous'larda da belirttiğimiz gibi durum fiilleri dediğimiz, hareket bildirmeyen fiillerde future perfect continuous yerine future perfect tense kullanmamız daha doğru olacaktır. Hareket bildirmeyen ve non-stative dediğimiz, daha doğrusu non-action dediğimiz stative verblerde bu geçerlidir. Yine örneklere bakıyorum. Ned will have been having his driver's license for over 2 years. Kullanımı yanlıştır. Sahip oluyor olacak gibi bir ifadedense sahip olmuş olacak şeklinde daha doğru bir ifade var. Yine aynı şekilde hatırlamamız gereken bu tense'in içerisine de adapte edebileceğimiz bazı zaman zarfları dediğimiz şeyler var. Nedir onlar? Always, only, never, ever, still, just gibi ifadeleri burada da kullanabiliyoruz. Peki future continuous tense'le karşılaştırdığımızda ne gibi bir sonuç ortaya çıkacak? Ona bakalım. Biz future continuous'u yapıyor olacak şekle çeviriyoruz. Aynı şekilde future perfect continuous'u da yapıyor olacak şeklinde bir çevresini veriyoruz. Peki fark nedir burada? Future continuous'da genel olarak gelecekte bir kafamızda bir fotoğraf beliriyor. İşte 2021'den önce 3 gündür 3 aydır bu okulda okuyor olacağım. Şimdi böyle bir şeyde biz future perfect continuous uygun görürken, çünkü 3 aydır kelimesi bize ona itiyor. Onun yerine 2021'den önce bir işte herhangi bir cümle içinde kullandığımızda şunu yapıyor olacağım bir zaman zarfı belirtmediği sürece bu bizim için future continuous olacak. Örneklerden daha iyi anlayacağız. Bir şöyle bir örneğe bakalım. Saat 12 olarak söylemiş. They will be dancing when I see them at 12 o'clock tomorrow. I think they will have been dancing for 2 hours by 12 o'clock. Şimdi çevirelim. Onlar, ben onları saat 12'de yarın gördüğümde, onları gördüğümde dans ediyor olacaklar. Bu sadece bir fotoğraftır. Yani şöyle aklıma gelen, dans ediyor olacaklar. Herhangi bir ek süre var mı? Yok. Herhangi ne kadar öncesinden başladığını biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama bir arkasından gelen cümleye bakalım. I think they will have been dancing derken bence onlar saat 12'den önce, yani ben onları gördüğüm zamanı kastediyor. Ondan önce 2 saattir dans ediyor olacaklar şeklinde zaman belirten bir ifade verdiğim zaman for 2 hours şeklinde, işte bu beni neye götürecek? Continuous tense'e götürecek. Onun dışında future continuous, ama eğer bir süreç varsa, bir sürece vurgu varsa bu da beni future perfect continuous'a götürür. Tıpkı aşağıda olduğu gibi by 12 o'clock they will have been dancing for 2 hours already. Onlar zaten 2 saattir dans ediyor olacaklar şeklinde. Son olarak ifade edelim. Peki future perfect ile future perfect continuous'un farkı nedir? Biz genellikle future perfect continuous'u biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bir zamanı vurguladığı zaman, daha doğrusu bir süreci vurguladığı zaman kullanıyoruz, daha uygun görüyoruz. Ancak future perfect de yine gelecekte olan bir eylemin, ancak bitmiş bir eylemin, yani sürecin vurgulanmadığı bitmiş bir eylemi vurgularken, söylerken kullanılır. Bakalım örneklere. She will have been studying for 2 hours by the time she calls me tonight. Ne diyor? O bu akşam beni aramadan önce 2 saattir ders çalışıyor olacak. Yani 2 saatin burada vurgulanması çok önemlidir. İşte bu sayede ben nereye ne yazmak ya da neyi seçmek zorundayım, hangi tense? Future perfect continuous. Ama aşağıdaki cümleye bakarsam they will have built the shopping mall by 6 months. İkisinde de aynı kalıp var. İkisinde de işte gelecekte bir eylem, gelecekte bir zaman zarfı var tıpkı bunlar gibi. Ama öncesinde olan da alışveriş merkezini inşa etmiş olacaklardır şeklinde çevirmem çok daha doğru. Çünkü
bir süreç belirten bir ifade görmediğim için. Bunun da farkı bu olacak. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine haftaya farklı bir konuyla karşınızda olacağız. İyi çalışmalar.